Sevgili hocama sorar mısınız demiş. Eşimle aramda sıkıntı var. Biraz laf taşıyor. Ne yapmam lazım demiş. Tabii ailelerle alakalı şu anda Türkiye'mizde çok ciddi sıkıntılar var. O yüzden dolayı aileyi muhafaza bugün en büyük nimettir. En büyük sorumluluktur. Aileyi muhafaza etmemiz lazım. Aileyi korumamız lazım. Tabii yazan kardeşimizi bilemiyorum. Eğer yazan kardeşimiz erkekse, bu erkek kardeşimizin yapması gereken şey hanımını muhafaza edecek. Adım adım, adım adım, adım adım, adım adım onu gerçekten vaazlarla, nasihatlerle, ifadelerle, güzel tatlı ifadelerle, Allah'ın ifadeleriyle bu hoşlanmadığı ahlaklardan vazgeçirecek. Bu şekilde muamele yapacak. Hanım kardeşimiz yazıyorsa o da eşine gerçekten sahip çıkacak, muhafaza edecek. Adım adım düzeleceğini bekleyecek inşallah. Rabbim düzelsin inşallah. Güzel insanlarla arkadaş olmasını sağlama hususunda teşviklerde bulunacak. Böyle böyle bu işi kuracağız. Yani bu ayrılıklar asla doğru değil. Kesinlikle ve kesinlikle. Hep eğitim, şuurlandırma, güzel insanlarla oturup kalkma, İttakullah ve kûnû mâsâdîn, Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Güzel insanlarla beraber oturup kalkarsa insan ve sohbetlere giderse gelirse, sohbetlerden istifade ederse bu işlerden vazgeçer, olumsuzluklardan vazgeçer. Ama diğer türlü Allah muhafaza etsin, Rabbim hayırlısın bizi inşallah. Ayrılıklar son derece tehlikeli. Bunları düşünmek bile doğru değil. Aklın ucundan bile geçirmeyeceksin. Eğitime devam, sabura devam. Ben gerçi sabrını çok kabul etmiyorum. Ben zevk diyorum, zevk. Evlilik zevktir diyorum. Ama eğitimini bilirsen. Eğitimini bileceksin. İnşallah başaracaksın.